Windows'un geri dönüşüm kutusunu doluyken bu şekilde, boşken bu şekilde farklı yapmak ister misiniz? Ben görselleri bu siteden ücretsiz indirdim. İsterseniz sizler de kendi tercihinize göre başka görseller de yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu, düzenlediğiniz ya da indirdiğiniz görsellerin ICO uzantılı olmasıdır. JPG ya da PNG türü dosyaları bu siteden kolayca ICO formatına dönüştürebilirsiniz. Bu görselleri kullanmak isterseniz, video açıklamasına linkini ekledim. Oradan da indirebilirsiniz. Şimdi, nasıl yapıldığına başlayalım. Öncelikle, kullanacağım görselleri bilgisayarım bölümüne, ardından C sürücüsünün içine girerek buraya kopyalayalım. Windows masa üstündeyken sağ tuşa basalım ve kişiselleştir bölümüne girelim. Karşımıza gelen seçeneklerden, temalar bölümüne girelim. İlgili ayarlarda yer alan, masaüstü simge ayarları yazısına tıklayalım. Dolu geri dönüşüm kutusu seçiliyken, simge değiştir yazısına tıklayalım. Göz at butonuna tıklayıp, bilgisayarın C sürücüsüne girip kopyaladığımız dolu görsel ikonunu seçelim. Bu sefer de, boş geri dönüşüm kutusu seçiliyken simge değiştire tıklayalım. Aynı şekilde C sürücüsüne girerek, boş simge ikonunu seçelim. Simge değiştirme işlemini tamamlamış olduk. Şimdi kayıt defteri düzenleyicisine girelim. Bunun için, arama bölümüne gelelim ve buraya kayıt defteri yazıp aramada çıkan kayıt defteri düzenleyicisine tıklayalım. Kayıt defteri arama bölümüne, bu yolu yapıştırıp Enter'a basalım. Bu kodu video açıklamasına ve yorum kısmına ekledim. Oradan da kopyalayabilirsiniz. Bu ekranda yer alan, full yazısına çift tıklayalım ve sonuna, virgül sıfır yazalım. Aynı şekilde MPT yazısına çift tıklayalım ve sonuna yine virgül sıfır yazalım. Ayarların geçerli olması için, bilgisayarı yeniden başlatın ya da masa üstünde yenile yapın. Geri dönüşüm kutusuna bir şey attığımızda, kapağı açık çöp kutusu simgesi, boş bıraktığımızda kapağı kapalı çöp simgesi olduğunu görmekteyiz. Ayarları geri yüklemek isterseniz, geri dönüşüm simgelerini seçerek varsayılanın yükle yazısına tıklamanız yeterli olacaktır. Bu tarz bilgisayar ipuçları için takip edin.